Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 9 Kasım 2023. Fener'in maçı var. Fenerbahçe yara sarma peşinde, yoluna devam etme peşinde ve liderliği perçinleyip garantileyip gruptan çıkma peşinde. Ludo Goresk Fenerbahçe maçı bugün saat 23'te naklen ve şifresiz olarak ekstende. Hocam eksen şifreli. İnşallah Galatasaray'ın operasyonunu yaparlar da bizim açımızda hani yayınlayamayıp şifresiz verilir. Bir de gecenin köründe ya verin gitsin şifresiz yazık günah. Millet onu mu izleyecek? Neyse skor tahminlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar ama önce şuradan başlayalım. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan açıklama. Türk futboluna gerek ahlaki gerekse yönetsel olarak hak ettiği seviyeye taşıma gayesiyle yola çıkmış bir kişi olarak Galatasaray AŞ yönetim kurulu üyesi Erdem Timur'un Dayanaktan yoksun ve tamamen mesnetsiz iddialarına cevap verme lüzumu doğmuş olması dahi şahsım adına en hafif tabirle talihsizliktir. Yazınıza hitaben bir yazı geliyor arkadaşlar Fenerbahçe'ye. Ee, hani şey yazısı etik kurulunun savunma yazısı. Yani etik kurulu tarafından şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, 4 Kasım 2023'te bir şey gönderiliyor. Soru 1. Adana Demirspor Fenerbahçe arasında maçı arasında arasın. yani bu maça bu maçta bir pozisyonun var görüntüsü dönemin MHK başkanı Lale Orta tarafından size gönderildi mi? Soru bu. İkincisi de yukarıdaki haritada söylemek istediğiniz bir şey var mı diye. Şimdi Ali Koç çok uzun bir cevap yazmış. Kısaca diyor ki hani Lale Orta'yı şunu bunu soruyor. Kulübünün üzüm bilgisine sorarım diyor. Söz konusu iddialar 17 Ekim. 2023 tarihinde ortaya atılmış ve üzerinden 20 gün gibi uzun bir süre geçmesine karşın iddia sahibi tarafından herhangi bir delille desteklenmemiştir. Şimdi arkadaşlar harbi harbi söylüyorum size. Yani ben birisi hakkında diyorum ki bu şöyledir. Mahkeme kurulup kardeşim sen bunun için şöyledir dedin. Sen delilini sun demez mi bana? Yoksa gelin ulan ben mahkemeyi kurulup gel ulan buraya. Şöyle olmadığını kanıtla. Yani neyse devam edeyim. Şüphe yok ki kurulunuzun yürüttüğü soruşturma kapsamında iddia sahibinin kendisinde bulunduğu, kendisinde bulunduğunu dile getirdiği kayıtların sunulması gerekmektedir. Sunulamaması veya sunulan belgelerin ortaya atılan iddiayı kanıtlar nitelikte olmaması halinde ise gerçeğe aykırı biçimde şahsımı ve başkan olduğum Fenerbahçe Spor Kulübü ile Fenerbahçe Futbol AŞ'yi töhnet altına bırakan açıklamalar yapan şahısların 6222 sayılı yasanın 18'e 10, 22'ye 1, 22, 3 ve sair ilgili hükümlerine ilişkin başvuru hakkımız saklı kalmak kaydıyla futbol disiplin talimatının 36. maddesi ile diğer hükümlerine ve etik kurulu talimatının 11 ile 12. maddeleri diğer düzenlemelere muhalefet etmeleri sebebiyle disiplin kurulları ile kurulunca ilgili yaptığımlara cezalandırılması zorunludur diyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani uzun uzadı bir şey TPP herhangi bir şey yayınlamamıştır, bilgi vermemiştir falan filan var. Hani i̇ddiaların soruşturulması, federasyon mütemadiyen bunu yapmak zorundalar. Her şeyden önce Fenerbahçe başkanıyım ben. Hani bunlar dayanaktan yoksun, ortada kanıt yok, bilgi yok. Yani şahsıma doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir surette gönderilmediğini, hani bunun gönderilmediğini zaten kurumunuzun bilgisine sondum. Çamurat izi kalsın düşüncesiyle rahatça bunları dile getirebilmeleri zaten sıkıntı diyor. Yani sadece 17 Ekim'de bunlar değil, Beyaz TV'de Beyaz Futbol'da konuşulanlar Erman Toroğlu'nun ki Ahmet Çakar'ın ki yani bunların hepsini soruşturun diyor. Anlatabiliyor muyum? Tarafıma iletmiş olduğunuz metinde iddia sahibinin açıklamaları deşifre edilmiş metinde yer verildi üzere Lale Orta'nın var görüsünü Ali Koç'a göndermesi kaydı var. Nerede olduğunu da söyleyeceğim. Bunlar öyle sokak dedikodusu değil. Onu söyleyeyim. Doğru olduğu teyit edilmiş bilgi. Arkadaşlar bakın. Harbi harbi söylüyorum. Yani İçinizde namussuz, alçak, karaktersiz, karakter yoksunu varsa istediği yorumu yapsın diyecek lafım yok. Açık ve net bir şekilde demiyorum elimde bilgi var. Belge var. Öyle sokak ağzı değil net bilgiler sunulan sunmazsan en e, bip sensin dese. Ben Ali Koç'un yerinde olsam derim ki bunları sundu sundu sunmadı ben ağzı alınca küfürler edeceğim dese daha etkili olurdu. Bu sefer de karşı taraf o kadar güzel ki ben topu taca atmayı çok seviyorum. Neyse biz maçımıza odaklanalım. Buradan bir şey çıkar mı? Erden Timur'un futboldan men edilmesi lazım. Futboldan men edilmesi lazım. Bu manipülatif hareketler arkadaşlar. Düşünsenize biriniz çıktınız dediniz ki dolar şu kadar olacak. Sizi cezaevine atarlar. Harbi söylüyorum cezaevine atarlar ama borsada kaç kişi bunlar ekmek yiyor. Sizi öttürürler. Gel bakalım buraya. Belgen var mı? Bilgin var mı? Mesela ben dedim ki cuma günü ee, ne derler ona? Ha, Cuma günü okullar tatil olacak. Desem mesela. Dersiniz ki ya sen bilgin ne öğretmen tamam o zaman olabilir. Yani uzmanlık alanı. Neyse biz maçımıza odaklanalım. İsmail Kartal. Dogorest maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. İşte İsmail Kartal'ın kısaca açıklamaları. Bu maçla ilgili neleri yapmıştık? Neleri daha iyi yapabiliriz? Bunların analizini çalıştık. Buraya bu doğrultuda geldik. Ludogorets iyi bir takım. Bir maç eksik. O maçı kazanırsa lider olacağını biliyoruz. Son 12 yıldır liginde şampiyon olan bir takım. Ama biz Fenerbahçe olarak ligi çok iyi, lige çok iyi başladık. Konferans liginde lideriz. Bunu devam ettirmek ve lider olarak çıkmak istiyoruz. bugünkü maç her iki takım için de zor görünüyor. Bugünkü maçı kazanmak istiyorlar. Biz de kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar diyor. Ostergold'un yanında kim oynayacak? Gerçekten futbolda hiçbir hocanın istemediği, düşüneceği en son şeyler bizim başımıza geldi. Kimsenin başına gelsin istemem. Biz bunlara sorun etmiyoruz. Ben şunu söyleyeyim mi? İnşallah bu e, olaylar yani Fenerbahçe'yi kınayanların başına gelir. Zaten kınadığın şey başına gelmeden ölmezsin. Cenab-ı Allah'ın kanunu böyle. İnşallah gelecektir de. Bir de o zaman izleyelim. ya Ben merak ediyorum. Galatasaray'ın 4 stoperi birden sakatlansa mesela 3'er ay biri, 4 ay biri, 2 ay biri ne olacak çok merak ediyorum. Ama burada da şunu belirteyim. Heriflerde şans var. Gider altyapıdan 2 tane oyuncu oynatırlar stoper. Onlar sakatlanmaz kütür kütür de oynarlar. Sezon sonunda da satarlar. Yani öyle bir şans var ama bizdeki malum. Neyse sezon başında da söyledim sahaya çıkan her oyuncu en değerli oyuncumuzdur. Bugün de çubukluğu gibi sahaya çıkan oyuncu en önemli en değerli oyuncumuz olacaktır. Arkadaşlar bu açıklamayı dün yaptı ben bugün diye çeviriyorum bilginiz olsun. Gönül ister ki sakatlıklar bir an önce bitsin. Sağlık departmanımız uğraşıyor sakatlıklarla ilgili. Benim bir şey söylemem doğru değil. Adana Demirspor maçına bazıları yetişebilir. Bazıları milli takım arasına kadar sürebilir. Kesin olan bir şey yok şu anda diyor. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Gönül ister ki buradan 3 puanla ayrılalım. 3 puan alırsak biz zaten garantiliyoruz. 1 puan alırsak ilk 2 olarak çıkıyoruz. Yani maçla ilgili kurgumuzu kazanmak üzerine yapacağız. Oldu da kazanamadık. En kötü buradan 1 puanla ayrılmak istiyoruz diyor. İşte bu açıklama biraz beni şüphelendirdi de hani oldu da kazanamazsak. Bu açıklamadan bak İsmail Kartal'ı tanıyan birisi olarak söylüyorum. Bence genç birini oynatacak. Mesela Yusuf Akçiçi'yi oynatabilir. Neyse. Bulgaristan futbolu geçmişte daha iyiydi. Dünya kupasında Avrupa kupalarında oynadı. Son dönemde Avrupa'da Bulgaristan fazla çıkan oyuncu olmadı. İnşallah bundan sonra olur diyor. Malka Peçka. Ben Bulgar, Bulgaristan'da yaşayan oranın göçmeli olan Türk bir kardeşim vardı. Bulgaristan Türk'ü. Oradan bazı kelimeler öğrenmişim ama genelde küfür öğretmiş bana. O yüzden söylemeyeyim. Crespo buraya kazanmak için geldik. Fenerbahçe'nin orta saha Miguel Crespo Rudo Goyes maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Maçın zor geçmesini bekliyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim için en önemlisi kendi oyunumuza odaklanmak. Bizim için en önemli şey maçtan galip gelmek. Bunun için buraya geldik. Stoper rotasyonda çok sakatlık olduğunu söyleyen Crespo maalesef o bölgede çok fazla sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. Ama bizim için önemli olan şey ben veya başkası o bölgede kim oynarsa oynasın elimden geleni yapacak. Önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ben bu cümleden de şunu kestirdim Crespo kesinlikle bugün stoperde. Yusuf Akçiçek Crespo olur mu? Büyük risk. Crespo Osterwald olur mu? Bence Crespo Osterwald'e de büyük risk. Ama Crespo, Sterbol'de mantıklı. Ferdi sol back, o sağ Aslına bakarsanız Fenerbahçe kazanmak için çıkacak bir kadro gibi. Neyse ee, sakatların, Sakatlıkların genç oyuncular için avantaj olduğunu söylüyor. Onlar için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizimle birlikte antrenman yapıyorlar zaten. Oynadıkları zaman ellerinden geleni yapacaklardır. Buna dair bir şüphem yok. Bizler de genç oyuncu olduk. Tecrübeli oyuncuların tecrübelerinden faydalandık. Şimdi bizim onlara yardım etmemiz gerekiyor. Eğer fırsat gelse en iyi şekilde karşılık vereceklerdir diyor. Yani Crespo aslında bir mesaj veriyor bize. Genç oyuncuların oynayacağını. Ben şunu söyleyeyim ilk maçta hoş bir oyun sergiledik mi, sergilemedik. Bence bana kalırsa. Ancak ilk maç hoş bir oyundan ziyade hoş bir skor önemliydi. Bir şey söyleyeceğim. Maça çıkmadık. Hiç oynamadık. Hiç. 0-0 dediler. Ben razıyım. Vallahi de razıyım, billahi de razıyım. Bir dönelim İstanbul'a. 0-0. Ben razıyım. Bak 0-0'a sıfır razıyım. Fenerbahçe 1-0 kazandı dediler. Zaten 0-0'a sıfır razıyım. 1-0'a razıysam aptal derlerdi insana. Ben razıyım abi. Ne sakatlık olsun, ne Osterwold'e yorulsun, ne öbürü yorulsun. Onu da söyleyeyim. Livakovic'in kalede oynaması gerektiğini düşünüyorum. İrfan Can Eyribayet yerine. Yani eğer biz Livakovic'e bu kadar çok güveniyorsak kalede oynatalım da tecrübesi daha da tecrübelensin. Ee, ondan sonra tahmini söylüyorum. Hani Livakovic Osayi, Crespo, Osterwolde, Ferdi. Orta alanda İsmail Yüksek, Zaytz, Şimanski olabilir. Sağda Cengiz Dündar, solda Kent. E, ee, Forvet'te Batshuayi ile başlasak mantıklı. Yani açıkçası daha mantıklı gibi geliyor bana böyle bir 11 ile başlamak. Batshuayi demişken ayrılık talebi gelmiş Batshuayi'den. Michi Batshuayi devre arası için ayrılık talebini yönetime iletti. Fenerbahçe'de edince onlar arkasında yedek kalmakta memnun değil. Yönetim ayrılık isteğini belirtti. Daha fazla şans bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. 5 büyüklükten birini istiyor. Ee, en az 2 oyuncu kadroya katılacak. Bekao'nun sakatlığı. Luan Perez'in bitmek bilmeyen sakatlığı. Samet Akaydın'ın form grafiği. Ee, en az bir stoper diyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ben öyle içinde tuttuğunu dışından söylemeyecek bir insan değilim. Geçen gün sevgili İsa kardeşimle görüştüm. Kayseri'den Şahin Kitap Kırtasiye'ye selamlar olsun. Özellikle Baki abiye selamlar olsun. İsa kardeşime selamlar olsun. Ee, i̇nşallah bir gün çayınızı içmeye de gelirim ama nasip olmuyor. Gerçekten çok yoğun geçiyor ama İsa ile inşallah bir halı saha maçında karşılaşırız. Bu aralar F-16 göndermeyi çok sürdürüyorum maçlarda. Ee, dün bir maç yaptım. Oradaki öğretmen arkadaşım diyor ki senin bir şutun diyor kafamın üstünden geçti diyor. Dedim ki diyor ulan bu kafama dese beni öldürürdü dedim diyor. O kadar da sert değil ama inşallah biraz daha zayıflarsam o kadar da sert olacak inşallah. Yani burada bir klip daha hazırlayacağım. Ee, özellikle dediğim gibi Şahin Kitap Kırtasiye Dağıtım şey firmasına buradan selamlar olsun. Öyle yani. Özellikle İsa'ya. <laughs> İsa hakkına buradan selamlar olsun. Ee, şimdi İsa'ya ben şunu söyledim. bat şu ayı devre arasında dedim. 5 milyon euro teklif gelse satarım dedim. Vallahi de satarım. Billahi de satarım. Batshuayi sat. Ceko birinci forvet. King ikinci forvet. Umut Nair üçüncü forvet. Vallahi gül gibi geçinip gideriz. Hocam King'den olmaz. Okey. King'i de gönder. 3 milyon euroya talebi var. Talebi var. 3'e King'i gönder. 5'e Batshuayi gönder. 8. Premier Lig'de bir tane forvet var. Çok iyi bildiğiniz bir forvet. Oynayamıyor. Getir kiralık. Ceko'nun arkasına. Opsiyon koydurma. Yani ben böyle boş beleş tavsiyede bulunmuyorum. Abi bazı çiçekler bazı topraklarda açmaz. Şunu da söyleyeyim. Değerini bulan her futbolcu satılmalı. Ama hocam bugün satmadık. Yarın daha değerlenir mi? Yarın değerlenecek oyuncu başka. Ferdi'yi bugün 30'a satarsın. Yazın 40'a satarsın. Satma. Şimanski'yi bugün satsan 20'ye satarsın. Yazın 30'a satarsın. Satma. Anladın mı? Samet Akaydın'ı bugün 3.5'a mı satarsın? Yarın 3.7'ye satamazsın. Bugün satacaksın işte. Değerini bulana paket. Luan Perez'e lan ne güzel Brezilya ekibi teklif göndermiş. Satın alma opsiyonu kiralık. Paket devre arasında paket. İyileştirin Luan Perez'i. Vallahi bak hemen gönderin paket. Hiç uğraşmayın. Zimmiha Zayt pişmanlı. İsmail Kartal'ın gelişiyle 3 yıl sözleşmesi uzatıldı Zayt'ın. Bir şey soracağım. Hanginiz memnunsunuz? Zayt'ın Trabzonspor karşılaşmasında performansı tartışma konusu oldu. Fenerbahçe 3-1 kaybetti ama Zayt'ın tartışma konusu oldu. Ben size ne dedim? Takım kazanırsa kimse bunu konuşmaz puan kaybederse asıl o zaman konuşma başlar. Trabzon spor maçı demişken ee, dün değil ondan önceki gün Premier Lig'deydi sanırım. Bir mücadele oluyor. Tottenham Chelsea mücadele sanırım. Topa vuruyor ayağıyla. Direkt Şimanski'ye yapılan hareket. Hakem durdu. Vara gitti. Cart. Kırmızı kart. Bir de penaltı. Geriye dönelim. Allah'tan korkan bir maç hakeminin olduğunu düşünün. E, Zorbay Küçüğün Trabzon'da ikamet ediyormuş. Yani sosyal medyadaki iddialara bakın. Birini bana küfür etti diye şikayet etmiş arkadaşlar. Ben size ne diyorum? Küfür etmeyin bunlara beddua edin. Öldüğün, deyin Allah çocuğundan çıkarsın, sevdiğinden çıkarsın. Vallahi diyorum bak. Allah sevdiğinden çıkarsın diye hiçbir şey yok. Allah'a havale ediyorum diye hiçbir sıkıntı yok. Küfür etmeyin bunlara. Sakın küfür edip de şey yapmayın. Vallahi bak. Ya ben şok oldum. İfade tutan anı ösürü Trabzon'da ikamet ediyor. Ya ben Fe Fenerbahçe'nin yanında olsam Trabzonspor maçını iptal ettiririm. Yemin ediyorum iptal ettiririm. Oraya başvururum, buraya başvururum. Bu hakem Trabzon'da nasıl ikamet eder diye. Eğer doğruysa iddialar. Eğer iddialar doğruysa Trabzonspor maçını iptal ettiririm. Tekrardan oynattırırım. Harbi söylüyorum tekrardan oynattırırım. Bu gücüm var. Ha, Trabzonspor başkanı da oynattırır. O da e, memnun değil. Hakem yönetiminde. Hiç kimse memnun değil. Fener'i kollamış hakem. Yabancı da hakem talep ederim. Derim ki sizin hakem. Ben Fenerbahçe'nin yanında bütün derbilere yabancı hakem isterim. Eğer Trabzonspor maçında yabancı bir hakem olsaydı. Geriye dönelim. 10 bir kere 45 artı 2'ye kadar asla tek sarıda kalmazdı. En az iki sarı yerde. Hadi birinci sarı 7 akıllandı diyelim. 45 artı 2 pozisyon. Penaltı. Rayyan Baniye'ye kırmızı kart. Penaltının da gol olduğunu düşün. Skor 1-1. Trabzonspor 10 kişi. Fenerbahçe ikinci yarıya çıkıyor. Kaç kaç bir 6-1 biterdi o maç. O maç 6-1 biterdi. Ha, Samet Akaydın al at. Hadi buyurun. Demezse 6-1 biterdi. Velev ki Samet Akaydın'ı çıkarttım. Bir de BKO'yu koydum. Trabzon dediğim gibi 10 kişi. Net 6-1. Yani 6-1 net 6-1 biterdi. Belki o biz birinci golü de yemezdik. Bazı şeyleri ilk düşünmek lazım. Vallahi ben Ali Koç'un yerinde olsa federasyona başvuruda burada bulunurum. Hakem eğer Trabzon'da ikamet ediyorsa bu maç şaibelidir. Değer bu maçı tekrar ettirilir. Yani e, Ali Koç da İsmail Kartal da sanırım biraz acele ettik demiş Zahis konusunda. Ben Zahis konusunda şunu söyleyeyim. Bak Fiziksel olarak geri kalmasının sebebi sezon başı kampının büyük bölümünde yer almadı. Abi ne derseniz deyin. Ne derseniz deyin. Bana istediğinizi deyin. Ben Zayt için size ne dedim? Standart sıradan bir Anadolu topçusu. Ya Zayt al Ankara gücüne koy. Hiç kimse ulan bu maçın da kahramanı Zayt'tı diye sezon boyu konuşmaz. 2 maç, 3 maç, 4 maç maksimum 5 maç. Militan şey Morutan Galatasaray'dan gitti. Kaç maç Ankara gücünü sırtladı? Mijic şu Pendik Spor'un rekor transferi. Bence bunlar da araştırılacak. <laughs> Yakın zamanda. Bazı şeyler çok araştırılacakmış da. Mijic Kaç maçta maçın yıldızı oldu? Soruyorum size ya. Harbi harbi soruyorum size. Kaç maçın yıldızı oldu? Max Kradel bak. Max Kradel topçudur. Sivas'ta kaç maçın yıldızı oldu? Ben hatırlıyorum. Neydi? E, Robinho mesela. Sivas Spor aldığı zaman da bak. Kaç maçın yıldızı oldu Robinho. Anladınız mı demek istediğimi? Zayt sıradan standart bir topçudur. Ben Zayt'sa kızmıyorum. Ben Fenerbahçe yönetimine kızıyorum. Bu formanın bir ağırlığı var. Zayt Fenerbahçe'de ne kadar alıyordu? 600 bin euro. Hiç kimseyle anlaşamadı. Önüne teklifi sunacaktın. 500 bin euro artı şampiyonluk primi artı şu kadar maç oynasan şu kadar bonus diye o verecektim şeyi. Gazı. Bu ne sorumsuzluk ya. Zayt'sın oynadı Lan ben başka yerimden oynarım, oynarım Zayt'sın oynadı topu. Ne, ne bahsediyorsunuz siz? Ha şunu söyleyeyim. Trabzonspor maçına çık ondan önceki maç şahane top oynadım. Ben çok beğendim. 5 maçın birinde iyi oynayıp dördünde tırt oynayacaksa lanet olsun öyle topçu. Bu topçu Fenerbahçe'nin topçusu olamaz. Onu da belirteyim. Ben ama şu Zorbay Küçük'le ilgili gerçekten söyleyeyim. Eğer böyle bir şey varsa. Bak arkadaşlar ben bu maçı tekrar ettiririm Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam. Ya Cumhurbaşkanı'na kadar çıkarım. Arkadaş böyle bir şey olamaz derim ya. Olamaz. Düşünsene ya. Mesela katilsin. Adam öldürmüşsün. Mahkemeye çıkıyorsun. Savcının soyadı seninden aynı. Hakimin soyadı seninden aynı. Kimsenin dikkatini çekmedi. Bir araştırdılar seninden aynı memleketle. Hepsi de misal veriyorum. Eskişehir diyelim. Hepiniz de Eskişehirlisiniz. Yetmedi hepiniz Sivrihisarlısınız. Yetmedi hepiniz Sivrihisar'ın uç bucak köyündensiniz. Yetmedi baba atlarımız aynı. Yetmedi anne atlarımız aynı. Bu mahkemenin bir hükmü var mı? Ben de soruyorum size. Bu maçın bir hükmü var mı? Fenerbahçe kollandı. Bana pozisyonlarla gelin. Trio 2 bilen gelin. Bünyamin mingazlarıyla gelin. Olsun. Onlara göre Trabzon kollanmış. Ama bana göre Fenerbahçe kollandı. Bana göre de siz dünyanın en namussuz insanısınız. Siz dinsizsiniz bana göre. Kitapsızsınız. Çünkü Müslüman da her türlü hasret olabilir. Günahkar olabilir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Allah diyor ki eğer günah işleyip tövbe etmeyecek olsaydınız sizi yaratmazdım diyor sizin yerinize günah işleyip tövbe edecek bir ırk yaratırdım diyor. Bak Cenab-ı Allah bizim günah işlememizi işlemiyor. İşleyeceğimizi biliyor. Aranızda günahsız varsa peygamber diye tapalım. Şey yapalım arkasından gidelim Allah diye tapalım. Varsa aranızda günahsız olan. Gerçi hepiniz günahsızsınızdır. Hepiniz cennete gideceğiniz garantidir de. Hiçbiriniz ölmek istemezsiniz o ayrı mesele. Ya buyurun. Buyur abi. Yani sorsam böyle. Ben açık söyleyeyim ben hakemlerin çoğunluğunun ya korkuyla ya da Allah yerine başka bir şeye taptığı için böyle maç yönettiğini düşünüyorum. Bana kalırsa Türk hakemleri çok iyi. Türk hakemlerinin hepsini al. Yunanistan'a ver. Telefonlarını, hesaplarını, maillerini, her şeyini incelemeye al. De ki sezon sonuna kadar siz yöneteceksiniz. Ulan Yunanistan'da var ya bu bizim hakemleri tamamı FIFA kokartı alır. Bir de dil zorunluluğu ver. Orada mecburen İngilizce öğreneceksiniz. Hepsi kokart alır. Hepsi FIFA kokart alır. Dünya kupası maçları falan bizimkiler. Euro 2020 falan hep bizimkiler yönetir. Harbi söylüyorum bizimkiler yönetir. Bizim hakemlerimiz çok iyi. Ama çok güzel algı yapıyorlar. Çok güzel algı yapıyorlar. Bak. Fener kollandı algısı. Niye? Tadiş pozisyonu. Başka? O sahi kendini attı. ikinci sarıdan atılmadı. Haklı. O sahi kendini attı. Ona açı 10 on faul yapıp en az 4 sarı kart yemesi gerekirken. ikisinde hakeme şiddetli itiraz var. Alkış var. Bir tanesinde ayağa basma var. 3. Kaldı 7. Yedi. 7'sinde yani de herhalde eşek değil de bir tanesi sarı kartlıkta değil mi? Yani sadece onu açıyor bak. Sadece onu açıyor. 45 artı 2'ye kadar atmış olsa. 45 artı 2'de penaltı verse. Baniye ya da sarı kart gösterse yine o maçın sonucu farklı olurdu. Ama Türk hakemlerinin şimdi Mete Kalkavan gündemde iddia ortaya atılmış. Mete Kalkavan düdük asıyor. Şimdi var performansı nedeniyle 9 maç ceza aldı. Hakemliği bırakma kararı aldığı öne sürülmüş. Ben merak ediyorum hangi var performansı? Karadeniz ve Kuzey Anadolu gazetelerinin iddialarına göre. Şimdi bak herkes kendi penceresinden. Trabzonsporlar kendi penceresinden yanıtlıyorlar. Olabilir. Ben kendi penceremden yanıtlayayım. Ben maçı ya da Trabzonspor'dan biri değilim. Tarafsız birisi olarak şunu diyorum. Ulan 4 tane isabetli şut çekmiş. Demek ki 4 kere gitmiş. 3 gol atmış. Bulduğunu atmış. Trabzonspor. Toplu oynamada Fener üstün öbüründe Fener üstün öbüründe Fener üstüne. Demek ki Fenerbahçe oyunun kontrolünü almış. Net gol pozisyonu. Ya e da gol beklentisi Fenerbahçe'nin 2.5 Trabzon'un 1. Ha, demek ki Fenerbahçe net gol pozisyonları yakalamış ama atamamış. Çok güzel. Maçın tartışmalı kararları. Fenerbahçe'nin lehine hata 3, aleyhine hata 8. Demek ki hakem Trabzon'u kullanmış derim çıkarım. Şimdi Trabzon cephesine göre Fener kullanmış ama maçı Trabzon kazanmış. Yani ilginç. Çin 9 maç almış. Hakemliği bırakma kararı almış. 2003'ten bu yana 43 yaşında. Süper Lig'de görev alıyor diyor. E, ee, i̇ki kez Şampiyonlar Ligi, yedi kez Avrupa Ligi'nde düdük çaldı diyor. Ertuğrul Doğan ne demişti? Ben Ertuğrul Doğan'ı da mesela maç sonunda ben çok yorum yaptım. Fenerbahçe taraftarı yanına geliyor. Fotoğraf çektiriyor. Sana forma vereyim mi diyor. O da ver diyor. Trabzonspor forması hediye diyor. Lan olması gereken bu. Maç almış bitmiş Ertuğrul Doğan. Hocam Trabzon'un başka. Hayır X sıradan bir kişi. Maç bitti. Maç bitince Ertuğrul Doğan sıradan bir kişi. Sıradan bir Trabzonsporlu. Sokaktan geçen Trabzonsporlu bitti. Oradaki taraftar çocuk. Sıradan bir Fenerbahçe taraftar bitti. Bitti oğlum. Neyin tartışması neyin kavgası. Maç oynandı bitti. Hanginize faydası var? Fenerbahçe 10-0 kazansaydı Trabzonsporlar kendilerini denize mi atacaklardı? İntihar mı edeceklerdi? Ya da Fenerbahçe'de Fenerbahçe intihar mı etti? Yok bitti. Hayat normal akışında sürüyor. Ha orada salaklık neydi? Maçın haftasında gitmiş balık tutma videosu atıyorsun. Sen rakibi tahrik ediyorsun ya. Hadi diyorsun bize full performans çıkın. Salaklık. O videoyu çek beklet maçı kazan sun. Güzel de espri olur. Ha küfür yok hakaret yok kabul. Ama ya insanı niye gaza getiriyorsunuz ya? Ertuğrul Doğan ne demişti? E, maç sonrasında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Hani bir küfür etmediği kaldı. Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. Vardı oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi merak ediyorum. Eğer hakemlik yapacaksa bunun bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak? Çok merak ediyorum Vardaki neye bakıyor? Nasıl insanlarsınız siz ya? Hiç mutanma duygunuz yok. Sağdaki nereye bakıyor? Vardaki nereye bakıyor? Bu, bu kadar ahlaksızlık olabilir mi diye. Ben harbi harbi söylüyorum. Allah'tan korkarak söylüyorum. 45 artı 2'de Şimanski'nin pozisyona penaltı verse ona açıyor. En azından bir sarı kart yemiş olsa. bana ya da orada sarı kart yemiş olsa. Maç 1-1 olsa. Bu maç en iyi ihtimalle Trabzonspor açısından beraber biterdi. Çünkü taktik uzun top şişir. Hocam bir onu açıp Trab Fenerbahçe savunmasını mahvetti. Galatasaray maçında da izleriz o onu açıyor. Yaptığı ikinci faulde sarı kart dediği zaman homurdanmayın. Ya da yarın bir Anadolu takımıyla maç yaparken homurdanmayın lan. Ne yaptı da sarı kart yedi diye. La Fener maçında ne güzel 10 tane faul yaptı hiç yemedi dersiniz. Ya şunu da söyleyeyim. Bunu olur devran döner. Fenerbahçe ikinci yarı Trabzon deplasmanında. Ceko 10 faulle maçı bitirdi. Sarı kart yemedi. Bugünden söylüyorum o maçın hakemi Allahsızdır. Kitapsızdır. Bugünden söylüyorum bak. Yaşanmamış maçın şeyini söylüyorum. Valla bak yemin ediyorum söylüyorum. İyi e de Tad için pozisyon penaltı değil. Biz de aynısını söylüyoruz. Şimanski'nin pozisyon penaltı. Şimanski'ninkini verse maç 1-1 olsa o 3-0'a gelmez o maç. Maç 3-0'a gelmez. Ve Fenerbahçe maçı kazanır. Şimanski'ninkine bedel verdi. O tamam sarı kart. Peki. şey Şimanski e ikinci yap lan. Neyse. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hakkımız ailesi olsun. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.